Yine bir iki hafta önce olan bir olay vardı. Bir kadın kanser olduğunu öğreniyor. Kemoterapiyi reddediyor, istemiyor. Ve gittiği doktorda şöyle bir alternatif tıpçı var diyor. Kadın da alternatif tıpçıya gidiyor. Orada tabii ki tedavi gördüğü zaman hiçbir şey olmuyor. Ve kadın bunun sonucunda ölüyor. Burada kim suçlu arkadaşlar? Birçok kişi şey yazmış. Kadın ölmeyi hak etmiş yazmış. Ancak bazıları da kadını savunmak istemiş. Kemoterapi çok sancılı bir süreç olduğu için ve... İyileşme oranı da %100 olmadığı için istememiş olabilir diye. Kimin suçlu olduğunu aslında daha önemli olan arkadaşlar alternatif tıp diye bir şey yoktur. Yani alternatif tıp eğer işe yarıyor olsaydı ona tıp denirdi. Kemoterapi %100 işe yarıyor mu? Tabii ki yaramıyor. Ne %100 işe yarıyor ki zaten? Ancak arkadaşlar alternatif tıptan işe yarama ihtimal daha yüksek olduğu kesin. Alternatif tıp lafından uzak durmanız lazım arkadaşlar. Çünkü alternatif tıp işe yarasaydı ona tıp denirdi zaten. Anlatabiliyor muyum? Alternatif tıp nasıl oluyor peki? Tıptan farkı ne? Şu oluyor. Kaynıma iyi geldi bu. Alternatif tıp bu. Kaynıma iyi geldi. Şunu yaptık. Kaynıma iyi geldi. Tıbbın farkı ne? Şunu yaptık. İyi geldi mesela. Kaynına iyi gelmiş gerçekten. Ondan sonra bin kişiye daha uyguladık. Farklı kilolarda, farklı cinsiyetlerde, farklı ırklarda. Bir sürü kişiye daha uyguladık. Ondan sonra baktık. İyi sonuçlar alıyoruz. Sonra dünyanın dört bir yanıyla paylaştık bunu. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar da kendi ülkelerinde biner kişiye veya on biner kişiye artık neyse uyguladılar. Yine farklı özelliklere sahip. Onlar da farklı sonuçlar aldılar. Sonra istatistiki olarak dozu arttıralım mı azaltalım mı kontrol grubu plasebo etkisi olmasın diye bunların hepsine baktılar. Ve aslında çok basitleştirilmiş olarak söylüyorum bunu çok daha ince detayını yapıyorlar. Bunların hepsine bakıyorlar tam spesifik olarak kaç kilodaysan ne kadar doz alman lazımına kadar biliyorlar. Yani sana iyi gelen bir ilaç biraz fazla doz alırsan öldürücü olabilir. Ya da biraz az alırsan hiç iyi gelmeyebilir. Kaynına iyi gelen ilaç tıpa tıp aynısı tıpa tıp aynı doz aldın sana iyi gelmeyebilir. Yani gerçekten iyi gelen bir ilaç olsa bile. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Ciddi ciddi okumuş insanlardan görüyorum. Diyor ki mesela ben homeopatik bir ilaç aldım çok iyi geldi. Cık. Gerçi ondan sonra öğreniyorum homeopatik antidepresan almış tamam o iyi sahte antidepresan alabilirsin <laughs> antidepresanın sahtesini alabilirsin bir önemli noktada şu evet farkındayım sağlık bakanlığı yapıyor bunu sağlık bakanlığı homeopati paylaşımı yapıyor sağlık bakanlığı alternatif ve tamamlayıcı tıp diyor tamamlayıcı tıp ne lan sağlık bakanlığı beni dinlediğini biliyorum alternatif tamamlayıcı tıp ne demek ha neyi tamamlıyorsun ha şey misin sen büyük üstat mısın Ey uzay pilotu buldun mu ölüme çare otu? Ölüme çare otu mu buluyorsun ha? Oğlum nasıl bir yer lan? Mozambik'ten bahsediyorum. Nasıl bir yer lan bu Mozambik? Kıskanıyorduk Filistinliler cin hastanesi mi kurmuşlardı? Cin hastanesi kurdular ya kıskanıyorduk. Bizim Sağlık Bakanlığımız da ona yetişme Bakalım ne zaman kuracağız? Türkiye'de ne zaman cin hastanesi kurulacak? Bu kadar çok cinli film çıktıktan sonra düşünecek olursanız arkadaşlar. Bak şimdi izin alsan cin hastanesi kursan paranın buna korsun yani. Sonuç olarak arkadaşlar Evet özellikle çaresiz kalan insanlar alternatif tıpa başvurabiliyor. Yok işte spiritüel, büyücüdür, carçur başvurabiliyor. Zihninizin ne kadar güçlü olduğuna bağlı bu. Zihniniz ne kadar güçlü. Gerçekten çaresiz kaldığın zaman bu tokatçılara para yedirecek kadar zayıf mısınız? Tekrar söylüyorum sizi üzmek istemiyorum. Belki tek çareniz alternatif tıpçılara kalmış olabilir. Ama ve lakin, tekrar söylüyorum eğer alternatif tıp işe yarasaydı alternatif demezlerdi. Bir adam tıbbın bulamadığı kansere çare buluyor tamam mı? Bir böyle macun gibi bir şey yapmış, otmot bir şeyler yapmış kansere çare buluyor. Bu adamın Nobel ödülü alması lazım normalde. Eğer bu gerçekse bu adamın Nobel ödülü alması lazım. Yani arka mahallede senden alacağı 100 lira, 200 lira, 300 lira, 400 lira bu tür cep harçlıklarıyla geçilmeyecek Nobel ödülü diyorum milyon dolar. Euro muydu? Ne yapacak? Diyecek ki ben bu işte otu macunu buldum. Kanseri iyi geliyor. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. İşte tıp insanlardan para almaya çalıştığı için kanserin çaresini bulmamaya çalışıyor. İmkansız bir şey bu. İmkansız. Çünkü senin ülkende belki bu olsa gidersin başka ülkeye. Onda olmasa başka ülkeye. İmkansız bir şey. Yani kansere çare bulacak. Bir macunla kansere çare bulacak. Tıp da böyle illuminati gibi her ülkenin şeyi tıp temsilcisi Gizlice böyle. Eyvah, kansere çare bul. Doktorlar nefret ediyor bu kişiden. Bu kişiden doktorlar imkansız bir şey ya. Yok böyle bir şey abi. Yok. Olamaz. Yani birinin çare bulması bir hastalığa, herhangi bir hastalığa çare bulması alternatif tıp olarak ve tıp camiasının da bunu görmezden gelmesi veya bunu baskılaması imkansız bir şey. Kocaman adamlarsınız, kusura bakmayın. Eğitimli okumuş adamlarsınız. İşte komşular bazen geliyorlar şunu şunu yaptığın zaman acele bacı büyüsü varmış. Bir şey istiyorsun böyle tamam mı? Bu olsun diyorsun. Çok istiyorsun. Ondan sonra 40 bilmem ne yapıyorsun. 20 kere bilmem ne yapıyorsun. Böyle yiyecek gibi bir şey oluyormuş ha. Onu böyle karıştırıyorsun. Kardeşim öyle bir şey. işe yarasaydı Amerikan ordusu falan ele geçirdi bunun sırlarını. Aldın mı? Amerikan ordusu FBI, Pentagon ele geçirirdi tamam mı? Hep birlikte çıkarlardı böyle acele bacı yaparlardı. Böyle bir kazan gibi bir şey varmış da içine bazı şeyler koyuyor. Hepsi koyar böyle tamam mı? Pentagon'da, FBI'daki böyle gözlüklü tipler koyarlar abi içine. CIA'deki tipler koyar böyle içine. Böyle böyle karıştırırlar kazanda. Artık esta pitipiti diyorsun. Ne diyorsan onları böyle derler. Everybody say all together. Esta pitipiti, esta pitipiti. Böyle karıştır. Yok böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu sebepten dolayı yok. Çünkü olsaydı köküne kadar kullanırlardı zaten. Kullanacak kişi köküne kadar kullanırdı.